Cihazın düzenleyici, planlayıcı, denetleyici bir rolü var. Yani bu olmazsa zaten devlet olmaz. Ticari olmayan bir kitabın kimse korsanını yapmaz. Kimse ticari olmayan bir filmin korsanını yapmaz. Yani illa da o bir bilgiyi paylaşmak amacıyla yapılan bir eylem değil. Bunların arkasında baktığınız zaman geri planında hep bir ticari boyutta var, bir maddiyat var. Orada bir film çekmek için ter dökerken, şuralarından ter süzülürken aşağılardan. Senin burada korsan izlemeye hakkın yok. Ömer Ömet demiş ki izleyicilerimizden, eserlere verilen emekler sahiplerinindir. Bu emekler istismar edilemez, kimse internetin sahibi değildir demiş. Bu bir yaklaşım. Remix konusunda geçen hafta böyleydi. Demin bunu izlerken konuklarımızla konuşuyordum, böyle geçen haftanın özetlerine bakarken sanki aylar öncesini seyrediyormuş gibi oluyorum. Zaman mı daha hızlı akıyor, zamanın arasına mı çok şey dolduruyoruz? Belki bugün de fırsatımız olursa konuşuruz. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Bir yeni sosyal medyayı da böylelikle açmış olduk. Konumuzun anonsunu size kısaca yapmıştım. Bu gece sosyal medyanın muhaliflerine, sarkastiklerine ve bununla bağlantılı olan aklımıza gelen bütün ara sokaklarına girmeye çalışacağız. Elbette sizin katkılarınızı da bekliyoruz. Ben programın başında bana ayrılan bölümde hatırlatmaları yapayım. Programımızla ilgili bilgilere, konuklarımız kimdir, konuştuğumuz konular nedir, bunlarla ilgili bilgilere Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. facebook.com/sosyalmedyatv programımızın Facebook sayfası. Ayrıca program süresince yayınladığımız videolar ve paylaştığımız linkleri de anında burada görebilirsiniz. Facebook sayfamızdan ulaşabileceğiniz iki ayrıntı daha var. Bunlardan bir tanesi programımızın kamera arkası. Kamera önünde neler olduğu, malumunuz ekranlarınızda, kamera arkasında neler yaşanıyor, bir programın hazırlığı, yönetim sırasındaki canlı yayın stresi nasıl oluyor derseniz Facebook sayfamızda linkini bulabileceğiniz bu reji odamızı da takip edebilirsiniz. Buradaki ekran önündeki sükunetin arkadaki paniği orada canlı yayında oluyor. Yine Facebook sayfamızdan ulaşabileceğiniz bir diğer ayrıntı ise her hafta yapmış olduğumuz anket. Yine gündemi sarsacağını düşündüğümüz bir anketle karşınızdayız. Bu hafta sizlere yer yarılsa da içine girsem denen anı soruyoruz efendim. Şıklarımız şöyle. Sizlerden de bir şık alayım hadi bizim adımıza. Hoşlandığın kişiyi sevgilisiyle görmek, cam kapıyı fark etmeden bodoslama girmeye çalışmak, sevdiğin kıza size abi dediği an, dedikodu yaptığın e-postayı dedikodusunu yaptığın kişiye yollamak ve cep telefonuyla konuşuyor numarası yaparken telefonun çalması. Nedir yer yarılsa da içine girsem diyeceğiniz an? Bu şıklardan. Evet. Dördüncüsü. Cep telefonuyla konuşuyor numarası bir yaparken. Önceki. Dedikodu yaptığın e-postayı yaptığın kişiye yollamak. Hangimizin başına gelmedi ki? 394 kişi biz konuşurken anketimize katılmış efendim. %30 ile birinciliği cam kapıyı fark etmeden bodoslama girmeye çalışmak alıyor. İzleyicilerimizden bir tanesi şey yorumu yapmış. O bodoslama anından sonraki bir dakika bir sene gibi geçer. Katılıyoruz. Ayrıca altta yorumlar da var. Tabii ben bunları yayında okuyamıyorum efendim, anlayabileceğiniz sebeplerden dolayı. Merak ederseniz siz girip bakın. Ayrıca canlı yayın boyunca da anketimiz devam edecek. Katılımlarınızı bekleriz. facebook.com/sosyalmedyatv adresinde linkini bulabilirsiniz. Gelelim konu ve konuklarımıza, nasıl sorularınızı, yorumlarınızı ulaştırabileceğinize. Bunun için iki tane seçeneğiniz var. Twitter üstünden sorularınızı ve yorumlarınızı alıyoruz. twitter.com/sosyalmedyatv ve twitter.com/mserdark bizim gözümüzü çevirdiğimiz Twitter hesapları. Şimdiden de sorular, yorumlar akmaya başladı. Onlara da yer vermeye çalışacağız. Hepsine değinemezsek lütfen kusurumuza bakmayın efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi en başta elinde belgesiyle gelen konudan başlamak istiyorum efendim. Bizim daha önce programımıza konuk olan Dağhan Irak'la beraber Onur Yazıcıoğlu'nun yazdığı kitabı görüyorsunuz elinde. Türkiye ve Sosyal Medya ismini taşıyor. Oldukça kalabalık bir etiket bulutu var. İçindekileri göz gezdirirsek, bu arada tabii diğer yazarı programımızın bu geceki konuklarından birisi.
Türkiye'nin sosyal medyasını tanıyalım diye bir bölüm var. Bunun bir özetini alabilir miyiz? Bir tanıyabilir miyiz? Bizim de 120 bölümdür bakmaya çalıştığımız bu kitleye. Ya şimdi Türkiye'nin sosyal medyasını tanıyalım derken biz orada bir tarihsel süreçten de bahsettik. Tarihsel değil mi? Yani sosyal medyanın geçmişi nereden geliyor Türkiye'de ve bugün nereye ulaştı? Yani şimdi bugün hani her yerde konuşulan, bütün medyada da konuşulan, insanlar arasında da konuşulan bir sosyal medya dediğimiz ve en üstüne yazdığımız Facebook ve Twitter var. Hani yanında bir sürü şey daha var ama en çok üstüne durduğumuz bu iki mecra var. Miladını bu Facebook ve Twitter'a mı koyuyorsunuz? Hayır, miladını oraya koymuyoruz. Biz çok fazla milat olduğunu düşünüyoruz sosyal medyanın bugün ele gelişinde. Yani bunu da IRC'den alıyoruz. İşte ICQ'ya geçiş, oradan MSN'e geçiş, arada doğanlar, ölenler. Evet. Ve bugün işte YouTube'undan tutun da işte Facebook'una kadar, yani bu son geldiğimiz noktada Twitter'da Facebook en çok öne çıkan iki mecra. Ama tabii hep böyle Facebook dünyayı değiştirdi mi, Twitter dünyayı değiştirdi mi, YouTube dünyayı değiştirdi mi, LinkedIn kariyer dünyasını değiştirdi mi diye konuşuyoruz. Değiştirdi mi? Değiştirdi tabii. Değiştirmez olur mu? Yani radyo da değiştirmişti zamanında. Telgraf da değiştirmişti zamanında. Televizyon da çok şey değiştirmişti. Gazeteler çok şey değiştirmişti. Şimdi sıra yeni medyada ve yeni medya değiştirmekle meşgul. Ama tabii yeni medyanın özellikleri bu diğerlerinden biraz daha farklı. Her yeni kitle iletişim aracında olduğu gibi bu sosyal medya ve yeni medya mecraları bambaşka bir yere getirdi bizi, koydu. Ve işte sizin de konusunu edindiğiniz bu bir de muhalefet konusunu beraberinde getirdi. Evet. Bu arada bana sen diye hitap edebilirsiniz. Bir dil alışkanlığından dolayı siz demek zorunda değilsiniz. Şeyi hatırla sorayım daha doğrusu. Sosyal medyanın diğer saydığımız medya mecralarından farkı, hiç bu konuda bilgisi, tecrübesi, deneyimi, eğitimi olmayan insanlara, kitlelere ulaşma fırsatı vermesi değil mi herhalde diğerlerinden farklı olarak? Mesela radyo icat olduğunda mikrofon başına geçenler, işte konuşması, sesi, telaffuzu düzgün, cümle kurabilen, kendi konusunda yetkin insanlar veya televizyonda yine aynı şekilde de sosyal medya dediğim şey herkese açık. Bunun yansımaları nasıl oldu? Mesela yine kitapta bayağı bir örnekler var, işte Müge Anlı skandalı, F-16'ların kaynak kodları, Gökçek Fransa'ya karşı, sosyal medya ve popülizm, işte Zana'nın evindeki arama, Kürtlerin sosyal medya ve etkisi gibi. Yani sanıyorum Twitter, Facebook kullanan herkesin bu başlıklarından hatırlayabileceği bir sürü olay yaşıyoruz. Tabii biz yaklaşık orada işte 6-7 ay kadar bir araştırma yaptık Dağhan'la beraber. Yani Türkiye'nin yani o dönemki, yani geçen senenin 2011'in sonundan alalım, hani Kasım'ından 2012'nin Mayıs'ına kadar bir tarama sürecimiz geçti. Yaklaşık 200-250 kadar haber başlığını taradık biz aslında. Bu haber başlıklarıyla ilgili Twitter'da ne konuşuldu, Facebook'ta ne konuşuldu, haber sitelerinde, forumlarda, sözlüklerde ne konuşuldu, böyle bir kendimize bir yöntem geliştirdik. Hani bu yöntemin tutarlılığı, tabii şimdi bir akademisyenin yanında konuşurken böyle insanlar zorlanıyor tabii ama. Bu arada ne zaman katkıda bulunmak isterseniz şey yapabilirsiniz. Şey, yani biz hani onun altında çok çizdik Dağhan'la. Bu bir gazetecilik çalışması olarak yaptık biz onu. Bir akademik çalışmayla hiçbir zaman karşı kıyaslanmasın diye bunun altını çizerek söylüyorum. Fakat biz şunu gözlemeye çalıştık burada. Yani insanlar hangi konu hakkında ne konuşuyorlar sosyal medyada? Burası gerçekten bir demokrasi alanı haline geldi mi? Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları hangi habere, hangi söyleme, ne tür refleksler veriyorlar? Bunu biz bir ortaya koyalım, hani tartışılsın. Beğenmeyenler beğenmedik desin, yanlış yapmışsınız diyenler yanlış yapmışsınız demesin ama ortada bir şey olsun da hani bunun üstünde bir şeyler daha bina edilsin diye biz bu araştırmayı yaptık. Dediğiniz gibi o televizyondur, radyodur, bunların kendi özellikleri gibi yeni medya özellikleri konusunda konuşulacaksa bence orada Ufuk Hocam'a pas atmakta yarar var. Peki yani Ufuk Hocamıza pas atalım. Kendini belki tanıtmak istemez. Ben bir giriş yapayım. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisi. Aynı üniversite sinema televizyon yardımcı bölümünde. Yardımcı doçent. Şimdi o unvanı alabilmek için 7 yıl harcayınca insan hassaslaşıyor. Yardımcı doçent Ufuk Eriş. İnşallah KJ'nizde de öyle yazıyordur. Değilse düzeltelim. Vurgulayalım. Yardımcı doçent olduğunun altını. Evet, KJ'miz doğruymuş. Harika. Evet, Ufuk Hocam. Bir de sizden dinleyelim. Bir akademisyen gözüyle
bu sosyal medya kullanıcı katmanlarını nasıl ele alabiliriz? Şimdi sosyal medya da diğer teknolojiler gibi topluma girdiği zaman bir turnusol kağıdı etkisi gösteriyor. Şimdi dönem dönem sosyolojide de gözlemliyoruz, toplumların yapısı değişiyor. Kitle toplumunun kitle iletişimi var. Biz yeni bir toplumsal yapı içinde yaşadığımızı birçok araştırmacı, birçok düşünür söylüyor. Kimisi buna risk toplumu diyor. Manuel Castells A toplumu diyor. Efendim Alvin Toffler 3. dalga diyor. Ama ne dersek diyelim yeni bir şey, bu belli. Bu teknolojiyle olan ilişkimizde de ben şöyle bir saptama yapmak istiyorum. Örneğin sinema ilk ortaya çıktığında ilk sinema filmlerini izleyenler bir teknik buluşa şahitlik eden insanlardı. Sinema izleyicileri değildi. Yavaş yavaş sinema izleyicisi olmayı öğrendik. Şimdi yeni medyayı kullanmayı da yeni medyanın dilini de öğrenmeye başlıyoruz. Bu konuda birkaç tane yaklaşım var. Teknofobik yaklaşım hep bunun kötü taraflarını görmek. Teknofilik yaklaşım hep bunun iyi taraflarını görmek. Ben bunun ekolojik bir yaklaşımla çözümlenebileceği inancındayım. Ekolojik yaklaşım dediğimde şöyle özetleyebilirim. Örneğin yeni bir teknolojinin topluma girişini düşünün. Bu bir göle bir timsahı salmak gibi. Yeni bir göle timsahı saldığınız zaman ortaya çıkan durum eski göl artı timsah değildir. Yeni bir göldür. İşte toplumu böyle değiştiriyor. Bizim toplumumuzda da teknolojiler sürekli böyle bir turnusol kağıdı görevi görüyor. Turnusol kağıdı dememin sebebi de şu. Biz buradan yani teknoloji, yeni teknoloji doğurduğunuz bir çocuk gibi geri dönüşü yok. Hmm. Onu öldürmek de çözüm değil yanlış gördüğünüz zaman. Doğru yetiştirmek bir mesele. Biz bunu nasıl kullanıyorsak öyle olacak. Ve bunu nasıl kullandığımız da bizim tarihsel, toplumsal, ekonomik, kültürel köklerimizle ve bulunduğumuz durumla doğrudan alakalı. Yani kullanım biçimimiz bizi yansıtıyor diye düşünüyorum. Evet, diyerek programı kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Peki, iki soru. Birincisi, sosyal medya göl mü, timsah mı? Timsah tabii. Timsah mı? Evet. İkincisi, turnusol işlevi görüyor derken bizim yansıtamadığımız tarafımızı mı gösteriyor yoksa sivriltiyor mu uçlarımızı? Hangisi? Bence yansıtıyor. Kullanım biçimiyle yansıtıyor. Şimdi yeni medyanın yani da bir... büyütmüyor değil mi? Şimdi... Mesela ne kadar muhalifsek o kadar muhalifiz. Ne kadar sevgi doluysak o kadar sevgi doluyuz. Nefret. Belki bunu eski iletişim biçimiyle yeterince ifade edemediğimiz şeyleri ifade etmemize neden oluyor olabilir. Örneğin mesela sosyal medyada nefret söylemi daha fazla ön plandaysa diğer mecralara göre bunun sebeplerinden bir tanesi henüz yasal düzenlemelerin tam olmayışı olabilir. Anonimlik olabilir. Bir de tabii ki kültürel köklerimizde ve toplumsal yapımızda şu anda zaten şiddetin çok açık biçimde varoluşu olabilir. Yani daha önceki iletişim biçimindeki hiyerarşik yapı yüzünden doğrudan karşıdaki kişinin yüzüne küfredemeyen insan şimdi Twitter sayesinde ya da Facebook sayesinde bu doğrudanlığı yakalamış oluyor ama bu içindeki nefretin Twitter sayesinde ortaya çıktığını söylemek oldukça güç. Çünkü en azından bilimsel açıdan baktığımızda birçok değişkenin var olduğunu görüyoruz. Bütün değişkenleri sıfırlayabileceğimiz ve sadece tek değişken üstüne araştırma yapabileceğimiz bir laboratuvar ortamı yok. Yok. O yüzden ancak bir bağıntı var diyebiliriz mutlaka. Pekala, Erkan Şimşek namı diğer itaatsiz. Hangisini kullanmamı tercih edersin? Fark etme, Erkan desin. Erkan evet. Pekala. Anonimlikten bahsettik. Zamanında anonimlikle ilgili bir şey söylemiştim. Söylediğim şeylerin %90'ında olduğu gibi yanlış anlaşıldı, tersinden anlaşıldı. Ben alışkınım, problem değildi. Sana da sormak istiyorum. Şimdi bir söz var ya hani lafa bakarım, söyleyene bakarım gibisinden bir hesabı var. Anonimlik aslında sıfırdan kurduğumuz yeni bir kimlik. Yani bir karakter doğuruyoruz. O karaktere belli bir kimlik biçiyoruz. Belli bir ilgi alanı biçiyoruz ve buna göre bir şeyler yazıp çizmeye, paylaşmaya başlıyoruz. Bir yandan da benliğimiz var. Ben mesela şeyi düşünüyorum. Bir şeyi ben Serdar Kuzuloğlu olarak söylediğimle farklı. Anonim bir kimlik altında, kendi uydurduğum anonim bir kimlik altında söylemem çok farklı. Bence Serdar Kuzuloğlu olarak söylemem daha fazla etki yaratıyor. Vesaire. Ama şu da var, Serdar Kuzuloğlu olarak da birçok şeyi söyleyemiyorum.
Sen şimdi itaatsiz kimliği altında bu bahsettiklerimizin de çerçevesinde bu süreci bir paylaşır mısın? Mesela hep bahsedildiği gibi anonimlik her şeyi yazabilme hürriyeti veriyor mu sana? Şöyle söyleyeyim, yani benim kişisel tecrübem anonimlikle örtüşmüyor pek. Ben en başından beri bu benim ekşi sözlükteki nickimdi. Yaklaşık 11 yıldır kullanıyorum. Twitter'da ve tüm yani sosyal medyanın üyesi olduğum, hesabımın olduğu her yerde kullanıyorum ama hep hesabım açık oluyor. Ben hep Erkan Şimşek olarak kendimi gizlemedim. Hı-hı. Yani ya da şunu söylemiştim daha önce de başka bir televizyon kanalında. Ben hani gerçek hayatta savunamayacağım hiçbir fikri müstehar ismimle söylemedim bugüne kadar. Müstehar ismin esprisi neydi? O anda benim için hani Erkan Şimşek diye nick almak komik olacak diye böyle hani yaralı yürekten daha komik bir şeyler durumuna düşecektim. O an öyle denk geldi. Ama hani bunu yani nickname veyahut da takma isim kullananları bir şekilde anlayabiliyorum. Yani Türkiye'deki veya genel Türkiye demeyeyim şimdi bir anda böyle. Yok ama Türkiye bahsedeyim. Çok ayrı bir kes ya. Dövmesi yüzünden öldürülen insanlar evet, var yani ülkede. Türkiye'de belki insanlar bu toplumsal ilişkiler içerisinde içinden geçtiğini rahatlıkla ifade edemiyor. Yani biz toplumsal yapımız, bizim eğitimimiz, medyamız, okul, aile ilişkilerimiz, komşuluk ilişkilerimiz bize bu enstrümanları sağlamıyor. Peki bir şeyin sadece ifade edilmesi yeterli mi yoksa onun çok saygın veya o konuda ehil kişiler tarafından ifade edilmesi mi etkili? Etkiliyor tabii. Yani o işte araç mesajın kendisidir deriz ya biz iletişimde. Medium is the message diye geçer. Yani cümleyi söyleyen kişi veya söylediği ortam, söylediği kanal her şeyi çok etkiliyor. Yani benim burada söylediğim sözü ben başka bir kanalda veya başka bir şehirde aileme karşı söylesem veya arkadaşlarıma karşı başka bir anlama geliyor. Yani o söylediğimiz sözün kaynağı her şeyi karşı taraftaki algıyı değiştiriyor. Yani nickle söylemek de bu, o kapsamda. Yani insan belki nickle söylediği zaman başka bir yüzle, başka bir simayla söylediği zaman daha etkili olabildiğine inanıyordur insanlar. Dediğim gibi yani ben tabii onu hiç tecrübe edemedim. Ne geliyorsa söyledim yani açık bir şekilde. Ben bir de sanki müstehar isim dediğimiz ya da işte parodi hesaplar, isimsiz, anonim hesapların takipçiler açısından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Mesela daha fazla ilgi çekiyorlar. Çünkü o daha gizemli. Daha gizemli. Kesinlikle ne olduğu belli değil. İşte keşfetmeye çalışıyorsun, tanımaya çalışıyorsun. Eyvallahı yok vesaire. Daha sanki sosyal medyada da avantajlı çok gibi. Çok daha. Mesela benim bazen hani dilimin ucuna çok güzel yazmak istediğim şeyler geliyor diyelim internette. Hı hı. Ama hani yazamıyorum. Çünkü ben artık kendimi mahsunurladım. Yani zamanında dedim ki ben hani neyse o Erkan Şimşek olarak yer alacağım. O avantajdan mahrum olduğumu hissettiğim anlar oluyor. Vay be diyorum şimdi şurada çok güzel bir şey söylerdim ben ama şahsen benim de oluyor. Ama diyorum ki şimdi bir fake hesap açsam kimse takip etmiyor, kimse bakmıyor, ilgilenmiyor. Orada kendi kendime yazıp duracağım. Popüler bir fake hesap yaratma vakti gelmiş olabilir. Ya böyle çıkma bir fake hesap bulsam. Az kullanılmış demiş. Az kullanılmış ama takipçisi çok. Onun üstünden devam edeyim. Şimdi hakikaten bir de şu da olabilir. Ben mesela şu an fake hesap açsam ve onu kimse takip etmese. Çok büyük yalnızlık ya, değil mi? Belki de ya ben üzülürüm ya. Aynen. Sevgisiz. Var ama öyle yani hiç kimsenin takip etmedi ama kendi kendine böyle nefret kusan. Arada beni mention ediyorlar. Benim çok öyle sevgili takipçilerim var da biliyorum. Ayıp olmasın şimdi isim de vermeyelim tabii. Efendim bu kadar bahsetmişken şu sosyal medya profilleriyle ilgili bir kısa videomuz var. Ona bakalım nelerden bahsediyoruz biraz daha derleyip toplayalım. Ardından sizin sorularınızla ve yorumlarınızla devam edeceğiz. Sosyal medya yaygınlaşan internetle birlikte artık yaşamın bir parçası haline geldi. Facebook, Twitter'ı artık arkadaşlarımızla konuşmak, fotoğraf ve video paylaşmak ya da takip etmek istediğimiz insanları okumak için kullanmıyoruz. Nerede olursak olalım kendimizden bahsediyor, laf yetiştiriyor, kavga bile edebiliyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki narsistler ve düşük benlik saygısı olanlar sosyal medyada normal bir kullanıcıya göre çok daha fazla zaman geçiriyor. Araya komplekslerimiz de giriyor çünkü sosyal medyada çok zaman harcayanlar diğer insanların kendisinden daha iyi bir hayatı olduğuna inanıyor. Peki bu durumda soruyoruz. Kendimize mi takıntımız var yoksa sosyal medyaya mı? Amerikalı bir adamın sözü vardı ben onu hatırladım. Bir gün herkes bir dakikalığına ünlü olacak diye. İnternetin ne olduğunu bilen de yok. İnternet zaten aslında uçucu bir şey. Önüne gelen şey oraya bir şeylerini koyuyor. Ben bunu yaptım diyor.
Sosyal medya kullanıcılarına Twitter bazında baktığımızda kullanıcı profilleri. Liderler. Diğerlerini etkileyen dışa dönükler. Düşük benlik saygısı olanlar. Yüz yüze ilişki kuramayanlar. Sadece arkadaşları, aileleriyle iletişim sürdürenler. Profesyoneller, eğlence olarak kullananlar olarak ayrılıyor. Siz hangi gruptansınız hiç düşündünüz mü? Peki neden Twitter'da bu kadar kızgınız? Günlük hayatımızda görmediğimiz ilgiyi internette görmek istediğimiz için mi? Akla ilk gelen sebep, başkasıyla yüz yüze konuşurken söyleyemeyeceğiniz her şeyi orada rahatlıkla söyleyebilmemiz. Kızdığımızda bağırmak yerine tweet atıyoruz. Popülaritemiz arttıkça kendimize güvenimiz geliyor ve hiç alakamız olmayan konularda bile sağa sola saldırmaya çalışıyoruz. Hele bir de cevap gelsin, siz o zaman görün. Seyirciniz çoksa kavganız da çok oluyor. Araya takipçiler giriyor, gaz veriyor, geri çekiliyor. Bakıyoruz trending topiğe, daha olayı anlamadan verip veriştiriyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birini bu hafta Tuğba Ünsal'ın devlet hastanesi krizinde gördük. Normalde oraya giden çoğu hasta ve hasta yakınının rahatsız olduğu görüntüleri Tuğba Ünsal yayınladı ve saldırı başladı. Özel hastaneye gitseydin diye bağıranlar, sağlık sistemini eleştirenler, bakıcısına verdiği değeri eleştirenler aldı yürüdü. Kedi canlarını yediğimiz klavye güzelleri, yakışıklıları, sessiz olun, fazla atarlanmayın. Sosyal medya canlı yayında devam ediyor. Saatlerinize bakmayı üşeniyorsanız 00.44'ü gösteriyor efendim. TRT saati biliyorsunuz Türkiye saati anlamına geliyor. Mandolinli saat hatırlatma jingle'larını hatırlıyor musun? Bunu da yapmış olduk. Neyse efendim, yorumlarınızı twitter.com/sosyalmediatv ve twitter.com/mserdark hesapları üstünden bekliyoruz. Bir yandan geliyor, biriktiriyoruz. Merak etmeyin, değineceğiz. Bu video arasından sonra, pardon, bir şey mi söyleyecektim? Bu şeyle müster isimlerle ilgili bir şey söyleyecektim. Ünlü birisinin lafı vardı, tam hatırlayamadım kim olduğunu ama insana bir maske verin ve size doğruyu söylesin diye bir cümlesi var. Gerçekten de şimdi söyleyemediği doğruları da söyleyebilmek için bu maske neredeyse muhalefetin elinde kullanışlı bir araç haline de gelebiliyor. Sadece muhalefetin elinde değil, herkesin elinde. Eski padişahlar da müstahar isimlerle şiirler yazmışlar. Neden kendi isimlerini kullanmamışlar acaba? Tebliğ kıyafetle sokağa çıkıp halkın derdini öğrenmek de kıyafetle de aynı şekilde. Yani bu baktığım zaman ben doktora tezimi Türk hackerları üzerine yapmıştım. Orada bahsettiğiniz nickname'ler gerçek karakteri aşan bir gerçekliğe sahip yani. Mesela şeylerden bahsetmiştik, işte bu sanal gerçek ayrımlarında mesela işte çok popüler bilgisayar oyuncuları var, bazı oyunların üstadları var, işte oyun atleti deniyor mesela onlara. Atıyorum bir spor oyununda, futbol oyununda üstad ama bir bakıyorsunuz gerçek hayatta esasında hiçbir şey. Sadece o ortamda, o platformda, o oyunun tutkunları arasında çok büyük bir persona, bir kimlik vesaire. Peki şey sorayım, yavaş yavaş hani bu profilleri, motivasyonlarını sanıyorum kafalarda bir şekilde oluşturduk. Muhalefeti bu kadar lezzetli kılan şey ne? Muhalefeti lezzetli kılan şey çok açık yani, aslında size dokunan bir şey olması yani. Siz bir şeye niye itiraz edersiniz? Size dokunuyorsa itiraz edersiniz, sizle ilgili sıkıntı yaratıyorsa itiraz edersiniz. Yani, dolayısıyla hani bu muhalefet ve sosyal medya üzerindeki muhalefet dediğiniz zaman hani bu ayrı bir şey değil aslında. Yani muhalefet ihtiyacı neden varsa sosyal medyadaki muhalefet ihtiyacı da oradan doğuyor. Farklı bir şeyden değil. Fakat sosyal medyanın bu kadar elverişli görülmesi muhalefet açısından neden diye sorarsanız eğer işte bu birkaç şey var burada. Bir, Ufuk Hoca'nın söylediği o aradaki hiyerarşi basamaklarının azalması. Yani ben sizi kızamazken kızabiliyorum yani. Tabii. Yani siz televizyonda konuşurken aşağıda o Twitter adresini veremediğiniz günlerde adam belki size evde küfür ediyordu da siz duymuyordunuz. Tabii. Yani şimdi görünce bozuluyoruz yani. Şu anda mesela yayındaki muhabbet sıkıcılaştı mı, keyifli mi gidiyor falan canlı bakabiliyoruz. Tabii. Yani ama bir yandan da bu dünyanın genelini yansıtmıyor ya. Hani bazen de çok buraya kapanınca sanki bütün gündem
ve bütün parametreler buradaymış ve burada yansıdığı gibiymiş geliyor. Ama şimdi şöyle bir şey var, yani burada mahalleler var sosyal medya içerisinde. Aslında biz işte bu işte globalizasyon diye kavramlaştırılan şey aslında sosyal medyada net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani ne diyorsunuz? 30 milyon Facebook account'u var değil mi Türkiye'de? 7 milyon Twitter account'u var o civarda yani. Dünyada şu kadar insanın kullandığı bir şey yani, artık böyle sayısı dağları dalgaları aşmış bir kümeden bahsediyorsunuz ve herkes burada. Yani biz yine geleneksel medya alışkanlıklarımızla aslında bu bakışı yapıyoruz. Diyoruz ki nasıl biz bu kadar seyredildik deniyordu ya televizyonda. Hı hı. Şimdi burada da ha demek ki benim şu kadar takipçim varsa benim attığım şey şu kadar kişiye ulaştı. Hayır ama yani falan filan. Ama aslında orada siz kendi şeyinizi oluşturuyorsunuz. Kendi mahallenizi oluşturuyorsunuz. Facebook'ta çok daha fazla o mahallelerden hı hı. var. Küçük küçük gruplar falan filan ve onlar içerisinde gördüğünüz şeyin gerçekten bütün dünyayı kapsadığını falan düşünüyorsunuz. Ama bir de orada hiç konuşmayan koskoca bir sessiz, sesi çıkmayan... Ya onlar çoğunlukta. Bir çoğunluk yani var en yani. En son mesela Twitter'ın bu Türkiye'de reklam satışı yapması vesilesiyle yapılan lansman toplantısında belirtildi. Kullanıcıların büyük bir bölümü hiçbir şey yazmıyor, sadece okuyor. Dolayısıyla aslında bizim gündem diye gözümüzün önünden geçen şeylerin çoğu çok az kişi tarafından üretilen bir içerik. Yani çok az kişi çok fazla şey üretiyor. Şöyle söyleyeyim mesela, hani geçenlerde hani hangi trending topic olduğunu hatırlamıyorum. Fakat yani gündüz saatlerinde işte 2-3 gibi falan bir trending topic'e şöyle bir şeyden baktım. Bir arama motorundan baktım. 380 civarında tweet'te trending topic olmuş. Ama biz Twitter'a baktığımız zaman Türkiye bunu konuşuyor diyoruz trending topic listesinde bunu gördüğüm zaman. Şimdi bir televizyon programını 380 kişi izlese hangi kanal yöneticisi bundan memnun olur? Değil mi? Kesinlikle. Yani biz Türkiye bunu konuşuyor diyoruz ondan sonra. Türkiye onu falan konuşmuyor yani. Orada 380 kişi konuşmuş toplasan yani. Pekala, şimdi birazcık izleyici yorumlarına da bakalım. Şurada bir tane açtığım vardı. Evet. Veli Gümüştaş demiş ki sosyal ortamda yapmaktan utanacağınız birçok şeyi sosyal medyada rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu medeni cesaret midir, aymazlık mıdır diyor. Ne dersiniz? Sosyal ortamda yapamayacağı nelerden bahsediyor acaba? Sosyal medyada yapacağı. Teknolojiyi biraz ileri bir safhada düşünüyor olabilir kendisi. Yani o kadar ilerlemedi teknoloji. Fakat mesela şöyle, yani mesela birine karşı sövme. Yani bunu sosyal bir gerçek fiziki sosyal bir ortamda yapamazsınız. Hani çekindiğiniz için olabilir, evet. Terbiyeniz el vermez, yediremezsiniz vesaire, ama bu internette sıradan bir o iş. O zaman aymazlık oluyor ya. Hiç bedeli cesaret geleneksel ortamda sövmeyi gerektiriyor. İnsanın yani. Kendi ahlakıyla ilgili bir durum. Sosyal medya buna bir şey ekleyip çıkarmıyor bence. Yani bunu yapacak olan yapıyor. Bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Newsweek dergisi 80'lerde bilgisayarı yılın makinesi seçmişti. Evet. Bir bilgisayar ekranına bakan büyülenmiş bir adam vardı. Sonra ilerleyen yıllarda 2000'lerde tekrar yaptı. Orada bilgisayar ekranı aynaydı. Şimdi önceden bu teknolojiye bu yeni teknolojiye böyle büyüsel bütün umutlarımızı yükleyebileceğimiz bir şey olarak bakıyorduk. Ama 2000'lerden sonra artık teknolojinin bizi yansıttığını bu Newsweek dergisi kapağı çok iyi anlatıyor. Ben turnusol kağıdı derken de bunu ifade etmek istedim. Bu davranışlara bakarak biz toplumsal durumumuz hakkında da biraz bilgi sahibiyiz, sahibi olabiliriz. Bunun suçunu sosyal medyaya atmak biraz yanlış gibi geliyor bana. Sosyal medya olmasaydı bunu yapamayacaklardı gibi. İnsanlar sosyal medyada senin söylediğin gibi Onur, globalization yani kendi tanıdıkları çevresindeki bir dünya içerisinde yaşıyorlarsa, bunu bu yüzden popülerleşiyorsa sosyal medya, bu yüzden popülerleşiyorsa, bu konuda bir açlığın, bu konuda bir eksikliğin giderilmesi yüzündendir. Çünkü kitle toplumunda bireyleşen, atomikleşen insan, yalnızlaşan insan çalışma içerisinde işte böyle bir yol buldu kendisine. Peki tam orada şunu sorayım. Şimdi sosyal medyanın belki en heyecan verici tarafı herkese kendi fikrini yansıtabilme, birey olarak kendi değerlerini yayabilme fırsatı vermesiydi. Hani biz hepimiz birey olabilecektik, dünya bizim etrafımızda dönecekti falan filan. Bugüne baktığımızda hepimizin grupları var.
işte cemaatleri var, takımları var, partileri var, ideolojileri var. Bunlar etrafında kümeleniyoruz. Yani yine birey olamadık. Niye? Neyi beceremedik? Yani bu fırsatın olması demek, fırsatın kullanılacağı anlamına gelmiyor. Yani ama bu sanki çok yüzyıllık bir ütopyaydı. Yani bilgi kartelleri ya, var. Güven, her şeyi elde tutuyorlar. Doğru. Bize hiç söz hakkı vermiyorlar. Biz kendimizi yansıtamıyoruz. Bu medya, adi medya falan. Tamam kardeşim size verdik. Ne oldu? Başka bir... Ya o şundan kaynaklanıyor biraz da. Şimdi mesela hani toplumsal ilişkiler var, toplumsal iktidarlar var. Hı hı. Bu bir yerde duruyor. Bu sosyal medya veya internetteki medya içi ilişkiler değil, medya içi iktidarlar belki yıkıldı. Yani yazmanın, bir şey söylemenin iktidarı değişti medya içerisinde. Yani Türkiye'de sosyal medya sayesinde bir sürü güzel yazar ortaya çıktı. Şu an Türkiye'deki yaygın köşe yazarlarının hepsini cebinden çıkaracak adamları gördük biz. Yani oradaki iktidarlar değişti ama bu toplumsal ilişkilerden bağımsız bir şey. Oradaki hikaye yine devam ediyor. Biz onu yıkamayız. Yani onun kendi dinamikleri, kendi çıkış kaynakları, beslendikleri yerler farklı. Yani o oradaki ilişkiler buraya da yansırsa zaten aynen yansır. Yani burada da o toplumsal ilişkileri nasıl tesis ettiysek, sosyal medyada da işte orada nasıl Türkiye'de cemaatleşiyorsak, böyle küçük küçük gruplar halinde yaşıyorsak, sosyal medyaya geçtiğimizde de aynı grubu. Yani ben Facebook'ta kendi köyümün grubuna üyeyim. Yani ben mahallede derneğe üyeyim. Hı. İşte bizim Göçmenler Derneği'ne. Facebook'ta da o derneğin benzeri. Yani yine oradaki ilişkiler buraya yansıyor. Tam onun fan page'inde üyesin fan hatta page'ine yani. Yani gibi hani çok sanıl oradaki ilişkilerin değişen bir tarafı olmuyor bu tarafta. Buradaki kendi iç dinamiklerinde. Sanki böyle kaynak israfı gibi geliyor biliyor musun? Yani bu dünyanın ne kadar büyük olduğunu gördük. Sonra tekrar kendi küçük dünyalarımızı yaratıyoruz. Belki fıtratı, insan fıtratı böyle bir şey. Bence toplumun ihtiyaçlarıyla çok ilgili. Yani biz burada yani bu kitabı yazarken baktığımızda bu sosyal medyada konuşulan konulara belki hani Arap Baharı olmuş. Hani diyorlar ki Twitter, Facebook üzerinden bir devrim gerçekleşti. İnsanlar örgütlendi, sokağa döküldü. Acaba hani biz Türkiye'de insanların böyle bir potansiyeli taşıyıp taşımadı. Aslında merak ettiğimiz konu başlıklarından bir tanesi buydu. Böyle bir şey taşıyor mu Türkiye? Şimdi oradaki blogger kadar bizde blog yok. Yani var olan futbol, yemek, magazin, moda üzerine kurulu bloglar. Arap dünyasında bazı bayağı edebi bloglar, ya siyasi bloglar. Ya neler var yani ve bunlar kan önderi haline gelmiş. Şimdi bizim Twitter'ımıza bakalım. Yani Türkiye'nin Twitter'ına bakalım. Kim şekillendiriyor Türkiye'deki? Hani %15, %20'si politik gündem, siyasi gündem, hı-hı, falan diyelim. Türkiye'deki Twitter'da konuşulan konuların aşağı yukarı o civardadır. Yani her gün değiştiği için net bir sayı söylemek doğru olmaz ama yani o civardadır aşağı yukarı. Onları da kim yönlendiriyor? Geleneksel medyanın internet siteleri, Twitter accountları, Facebook sayfaları, aynen, onlar öyle yönlendiriyor ve onların manipüle ettiği konular konuşuluyor. O gündemler konuşuluyor değil mi? Başka bir şey konuşulmuyor, doğru, ki. Şimdi pardon sözünüzü keseceğim. Şey sormuştuk yayın sırasında bu internetteki ötekileştirmenin terminolojisi içerisinde yer alan kelimeleri sormuştuk. İşte kezban, fakir, özük, ezik, köylü, ergen ne demek vesaire diye izleyicilerimizin birkaç yorumlarına bakalım. Cem Oruç demiş ki herkes bir ergen, köylü, kezban, apaçi, barzo da. Peki normal insanlar nerede? Vardı bize mi uğramıyor demiş. Fatih harfleri büyüklü küçüklü sıralayarak isyankar yazılar yazan birini mi gördünüz? İşte o kezbandır ya da ergen. Ezik de olabilir demiş. İsmail Cem Atay kezban eşittir kendini güzel sanan çirkin kızlar, fakir sadece parası olmayana değil bilgi fakirine de söylenebilir demiş. Bir kız sosyal sitelerin birinde 10 dakikada gelen SMS'e 10 saniyede cevap verirsen kaybedersin yazmışsa alın size kezban demiş Tevgi Adem. Ve Hakan adlı izleyicimiz kezban abi görünümlü ablalar demiş. Yani bu tanımlarda bile aslında bir ortak payda yok ama oldukça sık karşılaşılan kelimelerden. Murat Asgün demiş ki sosyal medyada bu denli kızgın olunmasının sebebi bence günlük hayatla dışa vurulamayan egoların dışa vurumu demiş. Nazif Yılmam da bu maske muhabbetine atfen bir söz hatırladım. Muhalefet doğrunun yanına gitmeye korkanların bir dakikalığına taktığı maskedir demiş. Bu sözü hatırlatmış. Ben hazır şey yaparken anketimize de bir bakalım. 611 ayı geçmiş. Yer yarılsa da içine girsem denen anda cam kapının fark edilmemesi birinci sırada. İkinci sırada dedikodu yapılan elektronik postayı dedikodu yapan
yapılan kişiye yollama yer alıyor efendim. Bir video arası daha veriyoruz. Kronik muhaliflere bakıyoruz. Ardından sosyal medya sohbete devam edecek. Her olayda karşı çıkacak bir şey mi buluyorsunuz? Ortamlarda sivrilmek mi istiyorsunuz? Karşınızdakini iyice çileden mi çıkartmak istiyorsunuz? Başlamıştık. Evet. Şimdi de Üç Kız Bir Anayı dinledik değil mi? Evet. Genelde Karadeniz ezgileri mi? Tesadüf oldu. Yani öyle Karadeniz müziklerine ayrı bir sevgim vardır, itiraf ediyorum. Peki bunlar albüm içerisindekiler senin bestelerin mi? Hayır, bunlar hepsi halk müzikleri. Aha. Senin yeniden yorumladığın şeyler. Benim yeniden yorumladığım ve grubumla aranje ettiğim parçalar. Peki Viyana'da mı icra ediyorsunuz sanatı? Viyana'da yaşıyoruz hepimiz. Fakat bayağı uluslararası bir konser takvimimiz var. Özellikle Avrupa dışında, Asya'da çok fazla konserlerimiz oluyor. Türkiye'ye geldik 3 gün önce. Ankara Jazz Festivali'nde bir konserimiz oldu. Dün akşam da İstanbul'da çaldık ve pazar günü de geri dönüyoruz. Peki bu grubu oluşturma fikri nereden çıktı? Grubu oluşturma fikri... Süreç nasıl ilerledi? Ben zaten uzun yıllardır aktif müzik yapıyorum ve Viyana'da zaten konservatuvarda okudum. Günün birinde Anadolu müziklerini yaylı bir ekiple seslendirme fikri aklıma geldi ve trio olarak başladık 5 sene önce. Daha sonra perküsyon eksikliği hissettik ve Soner'i ekibe dahil ettik ve 2 senedir Alpora Kuartet olarak çok şükür 20'yi aşkın ülkede konser verdik. Bir de dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu Avusturya Dışişleri Bakanlığı Dışişleri de Galatasaray gibi bir şey. Bir türlü doğru dürüst telaffuz edilemeyen laflardan değil mi? Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi müzik elçisi ünvan almışım. Bu Avusturya adına bir elçilik değil mi? Peki Türk ezgileriyle mi yürüyor bu elçilik? Evet, aynen. İlginç. Şu anda dinlediğiniz müzikle Avusturya Dışişleri Bakanlığı birçok ülkede konser vermemizi sağlıyor. Biz şimdiye kadar yanlış hatırlamıyorsam yurt dışında müzik yapan hiçbir grubu dinleme fırsatımız olmadı. Genelde burada konuk ettiğimiz müzisyenlerden sıkıntılara dair şeyler dinliyoruz. Yani bağımsız müzik yapmanın zorluklarına dair. Avrupa'da işler nasıl? Avrupa'da da kolay değil tabii ki. Uzun bir süreç. Bence çok da fazla şikayet etmemek ve işin peşini bırakmamak gerekiyor. Peki sosyal mecraları nasıl kullanıyorsunuz? Faydası oluyor mu bu süreçte? Tabii ki. Facebook özellikle çok aktif kullandığım bir şey. Twitter bir süredir kullanıyorum ama açıkçası tam mantığını henüz çözemedim. Pek de iyi kullanamıyorum. Ama Facebook tabii ki çok uzun yıllardır. Pekala, sizi takip etmek isteyen izleyicilerimiz nereden takip etsinler? Haberdar olsunlar, gelişmeler, konserler. Web sayfam var, alpora.net. Facebook'tan tabii ki takip edebilirler ve Twitter hesabımı en kısa zamanda aktif hale getireceğim. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri dinlemeye devam edeceğiz. Bir video arası veriyoruz. Şu geçen VTR arasında anons ettiğim ancak bir problem yüzünden yayınlayamadığımız kronik muhaliflere bakalım. En lezzetli, en ibret alınması ekip olarak ardından devam edeceğiz. Her olayda karşı çıkacak bir şey mi buluyorsunuz? Ortamlarda sivrilmek mi istiyorsunuz? Karşınızdakini iyice çileden mi çıkartmak istiyorsunuz? O zaman siz kronik muhalifsiniz. Kronik muhalif aslında muhalif falan olmayan, durum gereği kendi kendine söylenip duran kişidir. Genel özellikleri, kendini toplumdan ayrı tutar. Her şeyin sebebinin aptal insanlar olduğunu düşünür. Aptallığınsa doğuştan gelen bir özellik olduğunu savunur. Emek, sendika, devrim, faşizm, mücadele kelimelerini pek sevmez. Mümkün olduğunca muhalefetini bunlardan uzak gerçekleştirmek ister. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesini şiar edinmiştir. Denizlerin sığ sularında yüzmekten hoşlanır. Sarkozy baklavayı beğenmemiş. Abi beğenmemişsin, ne olmuş ya? Ben de beğenmemiş. Ne olmuş değil mi, ne olmuş? Lan bu mu lan? Ne olmuş? Bir Türk tatlısını nasıl beğenmez oğlum Sarkozy? Nasıl beğenmez? Bir Fransız bir Türk tatlısını nasıl beğenmez? En büyük eylemi sabah akşam iktidar olan partilere sövmektir. Bunu yapmakla kendini topluma karşı görevini tamamlamış hisseder. Toplumsal olayları kişilerin başarısı ya da başarısızlığı olarak görür.
Körü körüne saldıran, daha doğrusu her türlü muhalefete alerjik reaksiyon gösteren kitledir. Muhalif olurken eylemleri sonucunda yeni bir çözüm ya da sistem getirmez. Protestosunu sosyal medya yoluyla dile getirir. Gölgesiyle kavga etmek diye de belirtebileceğimiz agresif durum olan kronik muhalifliğin alameti farikaları. Peki çarşı neden kendine karşı? Yeni günden bir saati aldık efendim. Canlı yayında sosyal medya devam ediyor. Konuklarımız da sosyal medya profillerindeki muhaliflere, sarkastiklere vesaire, bu arka sokaklara bakıyoruz bu gece. Bir yandan da ben aralarda yorumlarınıza bakıyorum, sorulara. Doğuş Bitecik demiş ki, kolay ulaşılabilir muhalefet TT uçuculuğunda içimizde bir gıdım olan muhalefet gazına da Twitter mı sibop oluyor demiş. Gazımızı mı alıyor acaba sosyal medya bizim sinirlerimize dair? Bir neviyle doğru söylüyor. Hepten yani harcamayalım sosyal medyayı ama sokağa çıkmış insanın muhalefetinden çok başka bir şey. Yani bu hakikat oralarda, yani iktidar da sokakta. İktidarı hani tecrübe etme biçimimiz de bizim evde, sokakta, iş yerinde onu tecrübe ediyoruz. Baskılarına maruz kalıyorsak orada kalıyoruz. Çarşıda, pazarda, evde, işte okulda, hastanede, karakolda, camide, kışlada, neyse. Bu gerçek alanlarda maruz kaldığımız iktidara, muhalefeti sanalda yaptığımız anda... Fakat Erkan, sanalla, pardon sözünüzü... Hepten yani, öldürmüyoruz tabii de. Yani sanal ve gerçek arasında böyle bir uçurum koymayalım yani. Sanal ve gerçek arasındaki uçurumu sanki hani iki ayrı dünyaymış gibi değil. İkisi de bu dünyada yaşanıyor. İkisi de bu dünyada yaşanıyor ve sanalın gerçek dünyaya olan etkisi tahmin ettiğimizden daha fazla. Evet diyoruz, sibop olarak değerlendirilebilir ama diğer taraftan da Arap Baharı böyle örgütleniyor. Baktığınız zaman. İşte sokağa çıktıkları anda yani o evet. Orada örgütlenip yani yeni medyanın buna böyle bir etkisi işte, var. Tabii de o zaten işin yani güzel tarafı. Seattle'daki globalleşme karşılığı hareket de aslında yani o günlerde Twitter, Facebook yoktu ama yine bir şekilde internet mail gruplarıyla falan ortaya çıkmıştı. Öncesinde hani, mesela kısa mesajlarla, cep telefonlarından kitlesizlerle birçok halk hareketi tetiklendi ama Latin Amerika'da. İşte mesela. Şöyle bir şey var yani şimdi sokakta bir şey oluyordu da sosyal medya çıktı, buradan gazımızı aldık, sokakta bir şey olmaz hale geldi diyorsak o zaman bu şey doğru. Fakat hiçbir şey olmuyordu da burada bir şey, bir fikir dünyası ortaya çıkıyorsak bu da bir şey o zaman. Gökhan yani Baykal demiş ki, görmezden gelmeye çalışsak da sosyal medyada da bir toplum baskısı var demiş. Var mıdır? Var. Var tabii. Şey var yani, toplumdaki kutuplaşmanın aynısı sosyal medyada da var. Yani Türkiye'deki klasik diyelim bugünkü yaşadığımız politik kamplaşmalar. Orada da var ve bir süre sonra bir kampa dahil olduğunuz anda, ucundan bulaştığınız anda günlük gelen böyle medyada haber olmuş herhangi bir toplumsal meseleye tepki göstermediğiniz anda o dahil olduğunuz gruptan da size baskılar geliyor. Ben yani aynı hafta içerisinde bütün farklı fraksiyonlarla yaftalanabiliyorum mesela. Aynı hafta içinde. Nasıl bir şeyse mesela bu. Mesela futbol üzerinde falan olsa çok daha ağır sonuçlarla karşılaşabilirsiniz yani. Futbolda o ayrımlar daha keskin. Mesela o yüzden futboldan hiç... Futboldan Allah'tan anlamıyorum. Ya işte mesela biz burada şike işine sırf bu yüzden girmedik. Araştırmayı yaparken hani oraya girersek artık biz irrelevant'a doğru gidiyoruz. Geçerse doğru gidiyoruz şike diye. Şike programı yaptık. Hakkında konuşacak spor uzmanı bulamadık. Hiç kimse... Dedi ki yani hepsinin kimse cevabı aynıydı. Aman bizi yakmayın. Şimdi şöyle bir şey var mesela. Bizim baktığımız konulardan bu Van depremi dönemi tam bizim araştırmasını yaptığımız dönemdi. Van depremi. Şimdi orada çok tuhaf şeyler yaşandı hakikaten sosyal medyada. Buradan çok üstüne durması gibi bu sessizlik sarmalı hikayesinin üzerinde çok durmak lazım. Şimdi, deprem gerçekleşti. İnsanlarımızı kaybettik. Bir sürü şey kaybettik. Ondan sonra birden İşte o bir yayın oldu televizyonda. Orada hani hiç kimsenin dilinin varmadığı bir şey. O nefret söylemi bir de ortaya çıkınca tamam dediler, bu laf söylenebiliyor. İlk ateş değil mi? İlk ateş. Kurşun. İşte sessizlik sarmalı dediğimiz şey burada işte ortaya çıkıyor. Aslında o söylenemeyecek dediğimiz, hiç hani konuşulmasına ayıp gördüğümüz şeyi birinden gördüğümüz zaman artık o basamak meşrulaşıyor. Meşrulaşıyor. Marjinal olan şey
normalleşiyor. Çok i̇şte önemli. Buna sessizlik sarmalı mı diyoruz? Sessizlik sarmalı değil. Yani burada şey yapayım. Sıfırlık sarmalı bir insanın kendi fikrinin, genelin fikrinden farklı olduğunu görmesi, yani marjinal kaldığını düşünmesi sonucunda toplumdan dışlanmak korkusuyla susması. Şimdi bu suskunluk sarmalını böyle Twitter gibi hesaplarla kırabiliyor insanlar Onur'un söylediği bir biçimde. Fakat bu içeriklerin yine geleneksel medya ve kanaat önderleri tarafından manipüle edildiğini söylersek, o zaman sosyal medyadaki nefret söyleminin de söyleminde de geleneksel medyanın ve bu kanaat önderlerinin büyük sorumluluğu tabii var. Tabii bir de sosyal medyada troll faktörü var değil mi? Mesela biz trollerle ilgili bir program yaptığımızda böyle yayına çıkmayı kabul edenleri yayına almıştık. Nedir, motivasyon nedir vesaire gibisinden. Mesela atıyorum işte Asmalı Mescit ibadete açılsın diye bir etiket bile böyle en çok konuşulanlar arasında giriyor. İnsanlar diyor ya ne yapıyorsunuz siz, Türkiye nereye gidiyor falan. Yani bir anda gaza gelebiliyorlar. Çoğu zaman girdiğimiz topu içeriğinden de haberdar değiliz. Yani kanaat önderleri sosyal medyada çok farklı olabiliyor. Ama şimdi tabii bu mesela troll meselesine ben aslında kaostan korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdiye kadar yoktu. Yani şimdiye kadar yönetiliyordu geleneksel medyada her şey. İşte yayın kurulu toplantıları, işte double check'ler, üst üste tekrar kontroller falan, ondan sonra yayın. Ama troll hikayesinde hiç kontrol yok. Birden hani o çıkıyor ya böyle, bu noktadan bu takipçiye gidiyor. Ondan sonra birden büyük bir bulut haline geliyor. Mesajlar çapraz gitmeye başlıyor. Birden yayılıyor. Saatler geçtikçe o etiketlerdeki şeyler, mesajlar artıyor falan filan. Burada iş kontrolden çıkıyor. Bence bu yani geleneksel medyanın kurallarına çok alışmış olan zihinlerimizi alt üst eden bir şey. Ve bu kaosun ben kötü olmadığını düşünüyorum aslında. En son yaşanan olaylardan birini söyleyeyim. Bu Münir Özkul biliyorsunuz her ay iki defa ölüyor. Allah uzun ömür versin. En son bir troll operasyonunda işte yine Münir Özkul öldü haberi yayılıyordu. Milliyet gazetesi bunu haber yaptı. Böyle bayağı logo üstü sürmanşette kutu haberdi. Sonradan dediler ki işte bu bir taslaklı yanlışlıkla yayınlandı falan filan diye de yemezler. Özlü kabahatinden büyük olmuş ya. Kenarda ölüm için haber tutuyormuş durumuna düşmüşler yani. Ama gazetecilikte yani medyada acı öyle gerçek, bir şey vardır evet. Biliyor musun? Yani öleceği belli kişiler için hazır dosya haberleri, hatta varsa yazı derbi dizileri maçları falan. Ama masada kalır tabii o yani. Aynen öyle yani. Yani o işin doğrusu da masada kalmasıdır zaten. Bir yandan da hani baktığımızda yani atıyorum işte kimileri için keyif verici oluyor. Kimileri için kendini ispat vesilesi oluyor. Fatih demiş ki izleyicilerimizden birisi ortaya ekmek atar. Kimisi bu ekmeği bulamayanlar var der. Kimisi ekmeği eleştirir. Kimi ekmeği yerden alır demiş. Yani sonuçta konuştuğumuz gibi birazcık bizim kişisel bakış açılarımıza da bağlı. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Mesela onu da bir konuşmak lazım yani. Şimdi bizim için demokrasi alanı falan böyle hani istediğimizi söyleyebildiğimiz o kürsü, sizin de VTR'de söylediğiniz gibi. Ama şimdi o kürsü İngiltere'de Hyde Park, ta Magna Carta'dan gelen bir geleneğin bugüne yansıması. İnsanlar zaten çıkıp o kürsüden konuşabiliyordu. Biz ne zamandır o kürsüden konuşabiliyoruz? Bir de buradan bakmak lazım. Bizim yani demokrasi geleneğimizin bu sosyal medyaya yansımış halini mi görüyoruz orada? Bence biraz öyle. Yani biz de yeni mikrofon tuttular bize de. Bir de biz bence demokrasiyi sevmiyoruz ya. Biz fikirleri falan kendi fikrimizi çok seviyoruz da başka fikirleri sevmiyoruz. Biz bir tek kendi fikrimizi seviyoruz. Bu troller meselesine şunu da ekleyeyim. Hatta o nefret söylemi içerisinde o küfür edenler ya da işte kronik muhalifler, bunlar acaba sorunun kendisi mi yoksa bir sorunun semptomu mu? Bunu da bir ele almamız gerekiyor bence. Bir semptom, bir gösterge olarak değerlendirebiliriz bunu. Bu gösterge de işte bizim medyanın dilini, hakim medyanın dilini kullanmayı öğrenip öğrenmediğimiz. Her medyanın bir dili var, yeni medyanın da bir dili var. Ama bu dediğim üslup anlamında bir dil değil. Başka bir şey. Bu başka bir şeyi Wikipedia'dan örnek vererek açıklamak istiyorum. Wikipedia'da şimdi herkes tabii bunu şey yapıyor, sosyal medya çok önemli, yeni medya çok önemli, artık o taraflara yönelmemiz lazım, geleneksel kütüphane bitti, gidip Wikipedia'dan bakıyorlar diyor herkes. Ama Wikipedia bakılacak bir yer değil, katkı yapılacak bir yer. Burasını atladık yani.
yeni medyanın dilini henüz öğrenme aşamasındayız. Ne zaman biz de Wikipedia'ya katkı yapan ya da geleneksel medyanın ürettiği içerikleri paylaşmak yerine kendimiz içerik üreten insanlar olursak, hı-hı, belki o zaman demokrasi geleneğine de biraz katkı sağlamış olur. Elif Günday demiş ki muhalif olma durumu bir an için kitlesel bir hareket oluşturacakmış sanıyorsunuz ama ömrü 24 saat, mecra sanal, tepkiler de sanal demiş. Mesela Twitter'daki bir mesajın ömrü 2 ile 4 saat arasında değişiyor takip ettiğiniz kişi sayısına göre. Acaba böyle suya yazı mı yazıyoruz? Küçük şeyler çok büyük farklar yaratabilir. Ben böyle düşünüyorum. Pardon, duyamadım. Kulağıma bir şey konuşup duruyorlardı. Küçük şeyler çok büyük farklar yaratabilir. Aha. Yani ömrünün uzun olması, kısa olması bir mesaj birçok şeyi değiştirebilir. Ya da bir tane farklı yaşayan insan öyle olmayabileceğini de gösterebilir. Hayatın öyle olmayabileceğini. Bunu ben şöyle açıklarım hep. Bıkmış evliliğinden bir gün bir yaz tatiline gidip bir kaçamak yapan bir adam geri döndüğünde artık aynı hayatı asla yaşayamaz. Bir toplum için de bu böyle. Başka türlü bir yaşamın mümkün olduğunu gördüklerinde en azından bir örnekte bile, ya da şöyle diyelim, yer çekimi evrensel bir kanun. Bir mercimek tanesi bile bu evrensel kanuna aykırı dursa artık o kanun evrensel değildir. Semih Köseoğlu demiş ki Ufuk Eris'e sorar mısın siber kültür dersinden neden bırakmıştı beni? Şimdi esas mevzu bu. Mercimek bunu düşünürken efendim biz bir başka uzman görüşüne kulak veriyoruz. Profesör Doktor Mertcan Bahar, bakalım bu hafta bizlerle ne paylaşmış. Arkadaşlar, bugünkü konumuz hepimizin nefret ettiği bir şey. Bugünkü konumuz her şeyi internet aleminde her şeyi eleştiren, hiçbir şey beğenmeyen, utanmaz, gaddar, ahlaksız insanlar. Bak, acayip gaddarlar. Bak, benim halk çocuğu çıkıyor, bir şarkı yapıyor. Kimse de çıkıp demiyor ki çok da iyi oldu, çok da güzel oldu, tamam mı demiyor şarkıya. Herkes ay bu ne işkence gibi, bu ne, ulan bunun neresi işkence gibi, mis gibi şarkı. Bakın, müziğin tutkusuna kapılıyorsunuz bir kere yani. Bak, ben bunu bilerek yapmadım. O el zaten kendi kendine oynuyor. Bir kez açın, dinleyin. Bu el böyle oynamazsa paranızı iade edeceğiz. Bak, just o şeyi açıyorsun, bunu beğeniyorlar. Almış yanına iki kız. Oh wow, baby, 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 oh yeah diye geziyor. Bizim ajdarımız ne yapıyor? Binmiş gemiye, almış muzunu, muzunu yiyor. Adam kendi kendine muzunu yiyor sessizce. Bu ne yapıyor? Las Vegas sokaklarında almış. Bey 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 bey. Böyle geziyor. Şimdi ilerideki nesil ne olacak? Ajdarı dinleyen çocuk. Bak. Ajdarı dinleyen çocuk. Bak, turup bir elinde turup diğer elinde muz, ısıra ısıra gezecek. Justin Bieber'ı dinleyen çocuk ne yapacak? Alacak iki kızı. Baby, 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 eve bile uğramayacak. Ama ajdarı dinleyen çocuk muzsuz, turupsuz dışarı çıkamayacak. Anladınız mı? İşte ben bu yüzden ajdar diyorum. Şu anda mutfağa girsem 2 kilo turup 3 kilo muz var. Ama Çikitası'ndan. Yerli muz iyi değil. Ajdar Hanım öyle, ay Ajdar Bey öyle öneriyor. Şimdi karar sizde. Hangisi daha yararlı?
Well, if you look, all three of those, WikiLeaks, Anonymous, RedTech, it was not technology that failed, it was people. People who made mistakes or people who betrayed their promises. And as long as you have people, you will always have people who make mistakes or who betray their promises. You can never eliminate that. But you can do a better job in checking that people are doing the right thing. So that's, you will never get to a perfect system, but you can get to something that's safer than today. This was a very sad case of a very brilliant young computer scientist. He made a mistake. When he was at the university, he downloaded academic information, academic scientific journals from MIT, because he believed that information should be free. This was scientific research. He believed that people should be able to read scientific research without paying money. But unfortunately, this was against the law. And the government prosecutors gave him no pity. They threatened to put him in jail for many years, and he spent a lot of money on lawyers defending himself, and he became desperate. He was very young, and unfortunately, he committed suicide. This was very tragic, and it could have been avoided if the government prosecutors had shown him some mercy. Turkey, you know, you're a very old country in history, but you're a very young country in technology. In America, we are a young country in history, but we're very old in technology. So you in Turkey, you can do things we could never do. You can give a tablet to millions of school children. This could never happen in America because our education system is very decentralized. Nothing is controlled by the government. Everything is local. You can do this. You're maybe the first country in the world to give a device, a tablet, to every school children, every school child. But it's a very difficult thing to do. You
you will learn what works and what doesn't work. Not everything in Fatih will be successful, but maybe in 5 years from now you'll have a big change in Turkish education. Sosyal medya devam ediyor canlı yayında. Sizin de katkılarınızı bekliyoruz. Program boyunca yayınladığımız videoları, konumuz ve konuklarımızla ilgili bilgileri Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. facebook.com/sosyalmedya.tv adresine videoları, yayınlar, yayınlamaz ekliyoruz. Buradan ulaşabileceğiniz bir diğer ayrıntı da bu haftanın anketi. Bölüm boyunca gözümüzün bir ucu orada. Yer yarılsa da içine girilse anlarını sizlere soruyoruz. Şu ana kadar 738 izleyicimiz katılmış. Katılmak isterseniz dediğim gibi bağlantısı Facebook sayfamızda var. Sorularınızı ve programla ilgili yorumlarınızı da Twitter üstünden Sosyal Medya TV ve M Serdar K hesapları üzerinden bekliyoruz. Bir yandan da şöyle birkaç tane yorum ayırmıştım. Medya Kolektif demiş ki sosyal medyada koyun psikolojisi mevcut. Bir deli taş atar kuyuya bin tane akıllı çıkaramaz meselesi demiş. Ersin Güvercin üzerinizdeki sanal baskılara yönelik sorumuza paylaşımlar azalıyor. Kim ne der korkusu ile paylaşım yaparken herkes bin defa düşünüyor demiş. Ve Alemşah Öztürk demiş ki toplum baskısı olamaz mı? Network efekt de var bence. Herkes ne diyorsa onu söylemek trend oluyor demiş. Dolayısıyla anladığımız kadarıyla kendi düşüncelerimizi ifade ederken de sandığımız kadar özgür değiliz. Kendi sosyal çevremizin ne diyeceğini gözetiyoruz. Olumlu karşılanıp karşılanmayacağına bakıyoruz. Bunlar normal mi peki? Glokalizasyon meselesi burada da aslında yani, bu tweetlerden de hani aslında aynı yere çıkıyoruz. Biz kendi çevremiz içinde hareket ediyoruz ve hani onu çok büyük bir bulut gibi görüyoruz aslında, ama orada bir çevremiz var. O çevremiz içerisinde olumlanmaya çalışıyoruz. Yani günlük hayatta nasılsak öyle aslında. İzleyici sorularımızın arasında da vardı. Sizler bir sözlük üyesi misiniz? Sözlük yazarı mısınız? Evet. İsim ben, vermek zorunda değilsiniz. Ben kullanıcı yazıyordum. Ben de yazıyordum. Ben yazmıyorum. Ben de hiçbir sözlükte üyeliğim olmadı vesaire. O zaman siz daha iyi bilirsiniz. Geçen yani bu hafta içerisinde sözlük yazarı arkadaşlarımla sohbet ediyordum. Şey dediler, yani birisi hakkında kötü bir şey yazılmaya başladığı andan itibaren siz eskaza iyi bir şey yazarsanız bu girişiniz kötüleniyor. Bu sizin puanınızı karma mıydı? Evet, karmanızı öyle düşürüyor vesaire. Dolayısıyla artık İyi bir şeyi bilseniz, öyle düşünseniz dahi yazamıyorsunuz. Dolayısıyla buradaki başka bir kitle psikolojisi de doğuyor. Doğru mudur? Ya ben daha çok şey olmadı. Ben yani ekşi sözlük çok eskiden, yıllardan beri yazıyorum. Başlangıç dönemlerinden beri. Hı-hı. Yani yazarıyım. Yazıyorum demeyeyim de. Yani hiç kendimi bir hani ekşi sözlük yazarı ve hani o komünitenin içinde biri gibi görmedim. Hep yani orayı bir yani hep anlamaya çalıştım, takip Hı-hı. etmeye çalıştım. Bizim bu hikayemizde kitabı yazdığımız süreç içerisinde de hani bu haber başlıkları ekşi sözlükte nasıl konuşuluyor veyahut iti sözlükte nasıl konuşuluyor, diğer sözlüklerde nasıl konuşuluyor diye de çok baktık. Yani bu dediğiniz şey şöyle var, yani bir şey var. İnsanlarda olumlanma beklentisi var. Ama dediğim gibi biraz önceki meselede söylediğim gibi hiç söylenmedi bir şeyi söyleyip orayı trolleme, Hı-hı. söylenmeyecek bir şey söyleyip orayı trolleme, bakalım kim burada bu oltaya gelecek de bu hiç söylenmeyecek lafı söylemeye başlayacak, hangi marjinal düşünce normalleşecek falan diye bazı atılan oltalar var. Bazen hakikaten bir cengaver çıkıyor ortaya. Yok kardeşim öyle değil dedikten sonra dediğiniz gibi o musluk açılıyor bu sefer. O havuzda olmaya başlıyor. Fakat Onur, hani sözlükler biraz da gerçeklik için başvurulan yerler haline geldi. Mesela bir marka hakkında böyle bir şey durum var. Bir marka hakkında bir bilgi arıyorsunuz. Resmi internet sayfasına bakabilirsiniz. Ve yanında bir de sözlüklere bakıyoruz. Onun gerçeğiyle ilgili. Peki oradanlar o yazdıkları konu hakkında yazabilecek form masyonunda kişiler mi? Mesela işte, ama bu bir oyuncuyu eleştirirken oyunculukla ilgili temel bazı kriterlere vakıf olmak gerekmiyor mu? Ya da bir şarkıcı mesela detone derken, hani hiç müzik kulağı olmayan biri böyle bir şey yapabilir mi? Yani
İçinde tabii ki vardır ama tamamen subjektif esaslarla kurulmuş bir şey. Yani orası günlük gibi bir şey o aslında. Kutsal yani, bilgi kaynağı kutsal, diye yazar ya da altında şeyinde. Şeydir. Ya orada yazılanın o bir parodi aslında. Yani. Yani o kutsal yani bilgi kaynağı demek yani o, orada. O zaten yani şu anlamda soruyorum. O başlık altındaki kişiyi, kurumu, kavramı tanımlamıyor mu? Yani orası böyle herkes kendi düşündüğünü söylesin platformları mı? Hocamın söylediği şey çok tehlikeli işte. Mesela bu orada bir hani gerçekliğin bir parodisi yapılıyor orada aslında. Ekşi Sözlük kurgusu mesela, böyle bir şey. Bir tatile gideceğiz, bir oteli seçeceğiz. Ekşi Sözlük'te bilmem ne Sözlük'te bakıyoruz. Yerden yere vurmuşlar birkaç kişi. Ama münferit iki tane olay belki. Ama sizin gören gözünüz lazım onlara. Ama yani. Sizin gören gözünüz onu görür. Görür yani, mü acaba? Görür tabii. Siz mesela bakarsınız mesajı. Ve onu hani şöyle bir şey yazarlığı yani. Belki bunun için gerekli. Medya okur yazarlığı dersin. Hı. Belki yeni medya okur yazarlığı diye de bir şey lazım. Yani eleştirilen bir bilgileri otelde, nereden almamız, nereden almamamız gerektiği. O otelde çok iyi şeyler yaşayanlar diyelim ki Ekşi Sözlük veya da o ne sözlükse onun yazarı değil. Mesela bir arkadaşımla yemekteydim hafta içerisinde bir otel sahibi. Birisi yanlış hatırlamıyorsam TripAdvisor'da mı öyle bir uluslararası bir otorite turizm sitesinde otelle ilgili çok kötü bir şey yazmış. Ve moderasyon olmadığı için sildiremiyor da. Ama yanlış bir şey orada yapışıp kalıyor. Yani bir yerde de bizim bu tavırlarımızın aslında kurumlar için kavramlar ne bileyim oluşumlar için çok önem taşıdığını da düşünüyor muyuz kurumsal, acaba? Yani kurumlar zaten ama şunu da düşünelim. Mesela bir kurum 5 tane Ekşi Sözlük yazarına bünyesine dahil edip veyahut da sosyal medya ekibine dahil edip kendisi hakkında çok iyi şeyler de yazdırıyor. Ben daha doğrusu beni çok şaşırtan bir şey söyleyeyim. Sözlük ismi vermeyeyim de bir sözlüğe reklam ajansları, dijital ajanslar rakip markaları kötülemek için para teklif ediyormuş. Bu çok da büyük paralar. Evet. Yani böyle şeyler de var. Bunlar da var. İlginç. Yani şimdi burada önemli olan sizin eleştirel süzgeçlerinizi açabilmeniz. Şöyle söylüyorum mesela bazı çok hani geleneksel medyadan bahsedelim tekrar bir örnek de oradan alalım. Hani çok marjinal fikirleri yine ortaya atan, hiç söylenmeyecek sözleri söyleyen, hedef gösteren bazı gazeteler var. Evet. Evet. Yani ondan sonra sizin hakkınızda öyle bir şey yazıp bir manşet atabiliyor ki o manşet bir ömür duruyor. Yani sizin hakkınızda atıyorum hani herhangi bir yerde sizin ağzınızdan doğrulanmamış bir haberi çat diye manşete yapıştırıyor. Ertesi gün tekzip yazsa da o manşet orada kalıyor. Şimdi bundan ne farkı var? Onun önüne geçebiliyor musunuz? Geçemiyorsunuz. Aynen. Yani. Bir de şunu düşünelim. Burada bence hani okur olduğumuz kadar biraz yazar da olabilmek, biraz yazar olduğumuz kadar aynen, da okur aynen. da olabilmemiz gerekiyor. Ya şöyle düşünelim. Mesela atıyorum otobüs kazası oluyor. Facia mesela şoför hatası bilmem ne. Haberlerde turizm şirketinin adı geçmiyor ya. Ya da bir olay oluyor mesela görmüyor. Televizyonu açıyorsunuz yok öyle bir şey yok dünyada Türkiye'de. İnternete bakıyorsunuz ortalık yıkılıyor. Halk ayaklanmış orada bir şeyler dönüyor. Demek ki o sözcükler bu sosyal medya olmasa biz tamamen çok daha aslında kolay manipüle edilebilecek kaynaklara muhtaç kalacağız. Biz mesela şeyi çok söyledik Dahan'la hani kendisi de burada yok ama onu da anarak söyleyeyim ya onu çok söyledik. Yani bunu sosyal medyayı biz bir haber kaynağı olarak gördüğümüz zaman sıkıntı yaşarız. Ama bir aynen. istihbarat kaynağı olarak görürsek o kadar sıkıntı yaşamayız. Çünkü istihbarat dediğiniz şey doğrulanmamış bir bilgidir. Yani ya, otelle ilgili bilgi almak için oradaki okur yorumlarına tabii bakacaksınız. Yani bundan doğal bir şey yok. Ama bu dünyada bu yapılıyor. Bir araba alacağınız zaman bu araba modeli hakkında kimle şimdi bakıyorum şimdi adama şimdi 18 yaşında 20 yaşında biri çok diğer entry'lerine falan da bakıyorum. Yani BMW 320'ye bindiğini sanmıyorum. İsmini söyledim kusura bakmayın. Hiç yok. Binmediği çok belli. Hani sosyo-kültürel açıdan profiline baktığınız zaman, ekonomik açıdan profiline baktığınız zaman belli. Ama ahkam kesmiş şey hakkında o çok pahalı araba hakkında. Yani diğer entry'lerine baktığınız zaman aslında ona binmemiş ama biniyormuş gibi binmiş gibi yapmak için yazmış. Yani bunu, görürsünüz bunu yani. Bunu bir Google araması sonucunda ulaşan herkes bilmeyebilir. Şimdi sen bir sözlük yazarı olduğun için bu çapraz sorguyu onaylamayı buluyorsun. Ama şunu da söyleyeyim aynı örnekten. Bugün iddia ediyorum hiçbir otomobil editörü bahsettiğin otomobilin kötü yanını yazamaz. Yazarsa reklamı keserler. Test aracı yollamazlar, işiyle ekmeğiyle oynarlar. Yani
bir taraf böyle, demek ki hani gerçekten bilse de bilmese de böyle ortamların varlığı, hani belki eğriyle doğru birbirine karışıyor bir potada ama yani herhalde şey, hayırlı. Hocamız Ufuk hocanın da hocası, Ahmet Cemalli hocamız vardı. Çok yaşasın evet, daha. Evet. O bize şey derdi, bir bilgi geldiği zaman mutlaka araya bir tane eleştiri filtrenizi koyun. Onu geçtikten sonra onu gerçek bilgi haline getirin derdi. Yani o mesajları biz alırken mutlaka kendi aklımızdan, mantığımızdan, bir süzgecimizden geçirmemiz lazım. Biraz da aklımızın, mantığımızın olması lazım bunun tabii. Doğru. İtiraz size diyorlar ki, niye konuşmuyor? Bu konuda bir mutabakatımız var değil mi? Yani isteyen konuşur. Birazcık şu Kassan'dan bahsetmek istiyorum. Konjonktürel Analitik Strateji Sağlama Merkezi. alternatif bakış açısı olarak nitelendirebilir miyiz Kassan'ı? Evet. Biraz anlatır mısın biraz bilmeyen anlatayım. İzleyicilerimiz hem... için? Ben de ekranımda açtım. Tamam. Şimdi bu şuradan alalım meseleyi. Türkiye'de diyelim işte son yıllarda ortaya çıkmış bir sektör var. Yani stratejik araştırma merkezleri sektörü var. Sonları SAM'la biten yüzlerce piyasada. Bunlar bir şeyler anlatıyorlar. Televizyonlarda da uzmanlarını görüyoruz. Yani hani Türkiye'deki herhangi bir konuyla ilgili toplumsal, hani o an yaygın medyada toplumun gündeminde olan ne varsa, Suriye krizi olabilir, Balkanlarda bir kriz olabilir, işte Kafkaslar olabilir, deprem olabilir, yangın olabilir, sel felaketi vesaire. Hep bu meselelerde konuşan insanlar var. Mesela emekli subaylar, emekli generaller oluyor, akademisyenler oluyor. Sizin de akademik kadronuza bakıyorum. Evet, Profesör akademik... Doktor Osman Osmanoğlu, yardımcı ordinarius doçent Kumul Kore Türk, Profesör Haluk Koltan, Doçent Doktor Tolga Arbuz, Profesör Doktor Tufan Comeon diye mi okuyor? Camon. Doktor Yanko Madyanoğlu. Hastasıyım kendim. Alp Cennemoğlu. Erkan Torbaso. Ya çok kötü bir soru sorabilir miyim? Evet. Bu stratejik araştırma merkezleri nereden para kazanıyor? Ben de sürekli radyo dinliyorum. TRT Radyo 1. Sabah programlarında bu talk radio formatı var. Her bölümde, her gün bir başka araştırma merkezi konuk oluyor. Nereden para kazanıyor? Nereden para kazanıyor? Devletten mi? Tabii devletten. Yani birinci devlet, müşteri, birinci... Bu raporları satın alıyor. Ya yani devletin yüzlerce kurumu var. Yani Bayındırlık Bakanlığı da rapor hazırlatıyor. Üniversiteler de var. Akademik, yani nasıl diyeyim? Hani İçişleri Bakanlığı da müşterisi bu işin. Dışişleri Bakanlığı da müşterisi. Bayındırlık Bakanlığı da. Sağlık Bakanlığı vesaire. Türkiye'de yüzlerce böyle... Yani adını sanını bilemediğimiz tuhaf kamu kuruluşları var ve bu insanlar buralara bir takım servislerde bulunuyorlar. Yani hizmet ediyorlar. Net stratejik bilgi sunuyorlar veya da reklam ajansları üzerinden diyelim ticari markalarla. Mesela atıyorum bir gıda firması yurt dışında açılacak, Orta Asya'ya açılacak. Gidiyor işte bu siyasi oluşumlara, bu siyaset üreten strateji merkezine diyor ki bana Orta Asya pazarı ile ilgili bilgi ver diyor. O da gidiyor işte orada elemanları var. Basma kalıp bilgiler üretiliyor. Diyor ki bu pazarın şeyi budur, ruhu budur. Bu arada sizin faaliyetlerimiz sayfasını açtım. Kassam neler yapmıştı? Yerli üretimde yüzde hesapları şurası var. Herkesin %100 yerli ibaresi ürünlerine bol keseden dağıttığı günümüzde bu konuda bir standardın henüz oturmadığı görülmektedir. Bu sıfatın her önüne gelene değil, sadece hak eden kurumlara verilmesi rekabeti destekleyici olacaktır demiş. Helal sertifikası. Sonra Abdülhamit Han anısına oyun teorisi ve çatışma analizi konferansı. Benim favorim Kürt böreği yerken Osman Osmanoğlu ile Kürt sorununu konuşuyoruz. Bu Halil Berktay'ın Çin lokantasında Çin meselesini tartışması üzerine biz de böyle bir şey düzenlemiştik. Yani Çin meselesi Türkiye'de herhalde Çin lokantasında bu kadar magazinleştiriliyorsa... Kassam gerçek bir organize troll örgütü bence yani. Ve ya niye işte. Troll olsun? Biz gerçeğiz yani. Hayır. Strateji merkezi evet, trollüyorsunuz. Aslında işte troll olan Türkiye'deki strateji merkezleri. Yani o trolleri gördük ve biz de hakikat olarak çıktık. Yani kardeşim madem bu siz toplumu trollüyorsunuz, kurumları trollüyorsunuz. Dedik ki toplum, yani bakın burada hakikisi var. Ya bu yani Türkiye'de strateji oldu mu? Ciddi zaten. Hayır yani bu atıyorum işte ne bileyim bildiğimiz strateji kurumları gibi gerçekten bu konuda çalışan işte burada evet, okuduğumuz isimlerin gerçek olduğu. Deyip, tabii bize gelip rapor isteyenler, rapor hazırlamamızı isteyenler var. Yani üniversite raporu. Herhangi bir bakanlık isim vermeyeyim ama yani kamu kuruluşları oluyor tabii. Vay yani gelip be. Çünkü bu zaten hani insanların görüp gördüğü televizyonda karşılaştıklarını hatta daha mizahi ve daha kalitelisini yapıyoruz. Yani
Gerçekten yeni medya okuryazarlığı lazım yani. Evet. Bunu becerelim. Peki en çok ilgi gören şeyiniz ne oldu? Bildiriminiz? Üniversite raporumuz. ODTÜ nasıl kurtulur raporu? Müthiş bir... Bu arada ben bahsettim ama bilmiyorum KJ'de verme fırsatımız oldu mu? Bu bahsettiğimiz KASSAM, Konjonktürel Analitik Strateji Sağlama Merkezi'nin adresi kassamstrateji.wordpress.com. Biz Facebook sayfamızdan da paylaşıyoruz. Orada bakabilirsiniz efendim detaylara. Bir video arası daha verelim. İnternet mimlerine bakacağız efendim. Bir kısım kullanıcıların telaffuzuyla internet memeleri. Onun ben de şimdi onu çektim. İlk kez mim diye telaffuz edilir. Öyle duydum. Mi? Ben yıllardır... Derdiniz memeler değil, mimler efendim. Buyurun izliyoruz. İyi oldu bunu ya. Çok iyi oldu. Sosyal medyanın son dakikalarına geldik. Hatta yaklaşık 3 küsur dakikamız var. Ben notlarımdan bir şey paylaşayım sizle. Hürriyet.com.tr'den bir haber. Kafasına meteor düşen vatandaş yaşamını yitirdi. Yorum seçtiğimiz.
Sera gazı salınımı denetlenseydi atmosfer incelmez, böylelikle meteor yanarak yok olur ve vatandaşa zarar vermezdi. Hükümetin enerji politikası yanlış, HES'lere hayır, nükleere hayır. Bu müzmin muhaliflik bir faydalı sonuca gebe olabilir mi herhangi bir senaryoda? Hem bunun cevabını alayım hem de son sözlerinizi alayım kapatırken. Yani bu tarz bir muhalefet yani çok kötü, çöp. Yani hiçbir şey değil. Bu buradan bir enerji, bir tezat, bir söz hayırlı çıkmaz. Sonuç. Yok. Evet. Zaten bu ama yani Türkiye'de mesele bu yani. Peki Sayın Hocam, Türkiye'deki sosyal medya halleri açısından dünyadan çok farklı olduğumuz, altını çizmemiz gereken bir tarafımız var mıdır? Özellikle bu sürekli değinmeye çalıştığım nefret söylemi, bu bizim demokrasi geleneğimizle alakalı, bizim tarihsel, toplumsal, ekonomik koşullarımızla alakalı, üretim biçimimizle alakalı. Fakat bu nefret söylemi bir ahlak krizine yol açıp internetteki özgürlükleri kısıtlayıcı bazı önlemleri çağırmamalı. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Çok iyi oldu bu ayrıntıyı da telaffuz etmiş oldunuz. Evet. Nedir son söz? Vallahi son sözüm şu son sizin mesajla ilgili olacak. Aldığınız mesajla ilgili sosyal medya komplo teorileriyle ilgili ayrı bir bölüm yapabilirsiniz, size öneririm. Komplo teorisyenliği de aslında güzel konuymuş ya. Komplo teorisyenliğinde çok ileri bir toplumuz sosyal medyada. Yani bu F-16'ların kaynak kodları ile ilgili yazdıklarımıza isterseniz bir göz atın. Bu kadar çok uzman insanın bulunduğu bir yer. Yani Facebook'ta en az 3-4 tane grup takip ediyorum ben. Komplo teorisi grubu. Öyle mi? Büyük keyif alıyorum. Adreslerini verirsen biz de hafta içinde paylaşalım. Tabii yani Şerif Mardin şey der. Türklerin tarih felsefesidir der komplo teorileri için. Doğru, ilginç bir yaklaşım. Evet. Aklıma bir şey geldi konuşurken ama unuttum. Zaten süremizin de sonuna geldik efendim. Çok teşekkür ediyorum bizlerle beraber olduğunuz için. Kulağıma ben konuşurken konuşuyorlar da neyse, onları geçelim efendim. Çok teşekkür ediyorum bizlerle beraber olduğunuz için bu gece. Konuklarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Biz konumuz dahilinde bahsettiğimiz şeyleri Facebook sayfamızda paylaştık. Son bir veda hatırlatması olarak yapayım. Facebook.com böyle sosyal medya TV adresinden ulaşabilirsiniz. Hafta içinde de güncellemelerimizi oradan sürdürüyor olacağız. Twitter ve Facebook hesaplarımızda da gözümüz kulağımız sizlerde olacak. Bu hafta internetteki muhalefeti ve onu tamamlayan parçalara biraz bakmaya çalıştık. Ne kadar elimizden geldiyse elbette. Soruların, yorumların bir bölümü her hafta olduğu gibi güme gitti. Bu açıdan özür diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gözünün yaşa parmi olmayan kasım bitti, gözünün yaşa.